Bir kez daha günaydın. Haber Global'deyiz. Doktor Ümit Aktaş'la Şifa Olsun başlıyor. Günaydın hocam. Günaydın Özge. Ne haber? Ee, çok teşekkür ederim. Çok iyiyim. Bugün Öğretmenler Günü. Evet. Aslına bakarsanız öğreten herkesin Hı -hı. Öğretmenler günde kutlu olsun. Çok Siz de olun. bize şifalı bilgiler öğretiyorsunuz. O yüzden sizin de gününüz kutlu Teşekkür olsun. ederim. Sağ olun. Söylemek çok istediğiniz nazisiniz. bir şey olur mu Öğretmenler Olmaz Günü'ne dair? Olmaz olur mu? Ee, her sene aynısını söylüyorum. Bir sürü öğretmenim var. Hepsi bana çok şey öğretti ve onlar sayesinde bugün bir şeyler eğer becerebilmişsem, yapabilmişsem onlar sayesinde yaptım İlkokul öğretmenim, herkesin ilkokul öğretmeni unutulmaz. Hı hı. Sevgili öğretmenim Ayşen Gran ve en son öğretmenim Profesör Doktor Erdem Yeşilada'nın nezdinde bütün öğretmenlerimin ve rahmetli Atatürk'ün başta olmak üzere tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyorum. Harikasınız hocam. Hocam kış gelecek mi sizce? Valla bilmiyorum. Bir tuhaf hava. Ya gerçekten evet. öyle ve ama böyle yani gelmesi aslında, lazım yani. Gelmesi lazım ve böyle havalar aslında viral hastalıkları, hı hı. kış hastalıklarını daha çok artıran havalar. Hı hı. İki arada bir de bir hava yaşıyoruz şu anda evet. resmen. Garip bir ısınma var, garip bir hava var dışarıda ve insanlar bol bol hastalanıyorlar. Hı hı. Bugün de zaten bunu konuşacağız. Kış hastalıklarından nasıl korunacağız? E, bu önemli çünkü e, şimdi kış hastalıkları, grip ve hı kendini hı. korunma yöntemleri. Hadi hasta olduk ondan sonra ne İyileşme. yapabiliyoruz? Evet. İyileşme. Burada hem yine e, güzel bir kürümüz olacak hı hı. hem burada fermante gıdalar dediğimiz gıdalardan tabii. bahsetmiş tabii, 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 olacağız. Tabii. Ne Beslenmeyi düzenleyerek dair? nasıl kış hastalıklarından korunabiliriz onu konuşacağız. Hı hı. Çocuklar hasta mı? Ee, Var yok, mi? iyiler çok şükür. Aman Ama Bakü kış. Kış tabi orası. Tabii canım. Şu anda 8 hatta geçen gün kar böyle minik minik atıştırdı. Ne güzel. Baktı aslında. Tabii, tabii, neredeyse kayalı geldi. Baya kış orada. Hı -hı. Burası gibi değil. Peki, şimdi o zaman Hı -hı. beslenmeyle mi başlayalım yoksa Hı -hı. kış hastalığı dediğimizde ne anlıyoruz? Sadece nezle, grip mi anlıyoruz? Kış hastalıkları denilince üst solunum yolu enfeksiyonları Hı -hı. akla gelir. Nezle, grip, faranjit gibi e, üst solunum yolu enfeksiyonlarının toplamına birden kış hastalıkları tabir ediyoruz. Bunların çoğunluğu aslında viral hastalıklardır hmm. özge. Ne demek viral hastalık? Virüsler tarafından meydana getirilir, bakteriler tarafından değil. Kış hastalıklarının neredeyse %95'i viral hastalıktır. Yani kış hastalıklarının %95'inde antibiyotik kullanmanın hiçbir anlamı yoktur. Hmm. Oysa ki bizim memleketimizde hmm. en fazla antibiyotik tüketimi kış hastalıklarından dolayı reçete edilir ve maalesef dünyada antibiyotiklere bağlı ee, antibiyotik kullanımında kişi başına en fazla kullanım gösteren ülkeyiz. Bu son derece kötü bir tablo. Bu kadar fazla antibiyotik kullanmamamız gerekir. Antibiyotik tabii ki doğru yerde kullanılırsa hayat kurtarır, ama doğru yerde kullanılmalıdır. Yanlış kullanılan antibiyotikler antibiyotik direncine yol açıyor ve son derece tehlikeli. Onun Hı -hı. için birinci uyarımız bu: Hı -hı. kış hastalıkları antibiyotikle iyileşmez efendim. Antibiyotik zorunlu olmadıkça kullanılmamalı. Kış hastalıklarının %95'i virüsler tarafından meydana getirilir. Antibiyotikler etkisizdir. Birinci uyarımız bu olsun. İkinci uyarımız grip aşısı üzerine olsun. Heh. Grip aşısını konuşmak Şimdi bu önemli. Ben şöyle yerime evet. oturayım hocam. Siz Hı. anlatın. Ben, grip bir, diyorsun, ben grip aşısı. bir rahatlayayım. Ben bir rahatlayayım. Grip aşısı. Korur mu? Yani e, ben hiç yaptırmadım. Güzel. İyi yapmışsın. E, yaptırmadım. E, şüphelerim var biraz. Peki. o konuyla ilgili. O zaman ben bilimsel verileri anlatayım. Tamam. Grip aşısı konusuna herkes kendi kararını versin. Evet. Bilimsel verilere baktığınız zaman gripten ölümlerin çoğunluğunun %90'ından fazlasının 65 yaş üstü yaş grubunda olduğunu görürsünüz. Neden öyle? Çünkü 65 yaş üstü insanlarda bağışıklık zayıflar. Dolayısıyla gripten ölümlerde en tehlikeli grup 65 yaş üstüdür. Yine Amerikan CDC yani Hastalık Kontrol Önleme ve, Hastalık Kontrol ve Önleme Dairesi'nin kayıtlarına baktığınızda Grip aşısının 65 yaş üstünde sadece %9 koruduğunu görüyorsunuz. Yani en fazla ölümün olduğu grupta özge grip aşısı sadece %9 koruyor. %91'ini korumuyor grip aşısı olanlarda. Gelelim ikinci yaş grubuna. İkinci yaş grubu tabii ki çocuklar. 2 yaş altı çocuklar yine aynı şekilde yeni doğdukları için bağışıklık sistemleri zayıf olduğu için aynı şekilde gribe karşı savunmasız. Peki bu yaş grubunda güvenliğine dair veri var mı? Cochrane grubunun yaptığı bilimsel çalışmalarda Cochrane grubu diyor ki bizim için önemli bir çocuk hastalıkları konusunda araştırma yapan önemli bir gruptur. 2 yaş altında grip aşısının güvenilirliğine dair elimizde bir bulgu yok, yok. diyor. Şimdi tamam bunu da bir kenara koyduk. En fazla ölümlerin olduğu iki yaş grubunda yani 65 yaş üstünde %9 koruyor. 2 yaş altında güvenilir olduğuna dair bir veri yok elimizde. Erişkinlerde ne kadar koruyor? Erişkinlerde senin benim gibi yani 20 yaşı üzerinde 20 yaş ila 65 yaş arası grupta 59 koruyor. Hmm. Bir kere yüzde 90'dan az koruyan aşıya aşı denmez. Dolayısıyla bunu bir kenara bir koyalım. Yani grip aşısı 59 korumacılıkla ben koruyorum diyemez gripten. Gelelim diğer tarafına. Şöyle diyorlar, diyorlar ki ya bu grip. Gripten ölümler de görülüyor her sene. E o zaman biz yine de bu aşıyı yapalım. 59 da olsa korusun. Kazın ayağı öyle değil maalesef. Çünkü %59 koruyuculuğun yanında grip aşısının bir de ölümcül yan etkileri var. Grip aşısı guillain bağır sendromu dediğimiz ciddi nörolojik sendromlara neden olabiliyor ve bunun yanında ölümlere neden olabiliyor. Her sene grip aşısına bağlı ölümler nedeniyle Avrupa'nın çeşitli ülkeleri grip aşısını toplatıyorlar. Ge geçtiğimiz senelerde İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkeler meydana gelen bazı ölümleri grip aşısına bağladılar ve grip aşılarını toplattılar. Bir de her yıl içeriği değişiyor değil mi? Evet. Grip aşısının korumamasının sebebi o zaten. Hmm. Grip virüsü dediğimiz virüs her sene yapısal değişikliğe, morfolojik değişikliğe uğrar. Yani virüs bir önceki seneki virüsün aynısı değildir. Oysa ki grip aşısı Önceki senelerde tespit edilen grip virüsü suçlarına göre yapılan bir aşıdır. Yeni gelişecek olan suça karşı sizi korumaz. Dolayısıyla grip aşısının koruyuculuğu da zaten bu nedenden dolayı zayıftır. Üstelik başka başka durumlar da var. Grip aşısı her sene yapılan bir aşı. Bir insana yeni doğan döneminde grip aşısı yaptırmaya başladığınızı düşünseniz hayatı boyunca 80 kere grip aşısı olacak demektir. Hayat boyunca 80 kere yapılan başka aşı var mı? Yok. Bu grip aşısı 80 sene sonra ne yapacak bilmiyoruz koruyuculuğunun yanında bir de uzun vadeli yan etkileri var. Onun ne olduğunu bilmiyoruz. Ve üstelik grip aşısına bağlı olarak da şunu söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. Dünyada hiçbir hükümetin sağlık bakanlığının zorunlu aşılama programında grip aşısı yoktur. Yoktur. Grip aşısı sadece tavsiye İste. edilen bir aşıdır. İsteğe Üstelik bu tavsiyeler ne kadar etkili. Akdeniz Üniversitesi doktorlar üzerinde bir çalışma yapmış. Doktorlara sormuşlar grip aşısı yaptırdınız mı diye. Doktorların sadece %14'ü grip aşısı yaptırmış hmm. efendim. Yani doktorların yüzde altısı grip aşısı gerekli değildir ben yaptırmıyorum demiş ve yaptırmamış. Yani doktorları bile ikna edememişler. Ama her sene maalesef bu mevsimde grip aşısı üreten firmalar PR yapmaya başlıyorlar. Grip mevsimi geldi gripten korunmak için aşı olun diye ortalığı birbirine katıyorlar. Son iki senedir olan başka bir şey var onu da söyleyeyim. Aralık ayının sonunda, son iki senedir Dünya Sağlık Örgütü çıkıp açıklama yaptı. Bu seneki grip aşısı korumuyor, yaptırmayın dedi. Ha, Aralık ayının sonunda dedi. Aralık ayının de sonunda. Evet, yani zaten artık mevsimi geçmiş, yaptıran yaptırmış. Dünya Sağlık Örgütü yaptırmayın diyor. 1986 yılında bir domuz gribi e, alarmı veriliyor. Çok enteresan bir şekilde o sene domuz gribine bağlı hiç kimse ölmüyor. Ama o sene uygulanan domuz gribi aşısına bağlı olarak 25 kişi ölüyor dünya üzerinde. Maalesef e, grip aşısı pompalanan bir aşı. Grip aşısı olup olmama kararını size bırakıyorum. Ben yaptırmıyorum. Tercih sizin. E siz diyorsunuz ki özellikle gripin şifasını doğada hmm. aramak gerekiyor. Tabii, tabii, tabii. kendimizi korumak ayrı, bir de eğer ki koruyamazsak da sonrasında iyileşmek evet. ayrı. Önce korumayla mı başlayalım? Tabii. Ne yapmak Çünkü lazım? Çünkü ikinci soru bu. Evet. Yani madem grip aşısı korumuyor, ben kendimi gripten nasıl, nasıl koruyacağım? koruyacağım? Ne yapacağım? Aslında orada da çok basit yöntemler var. Grip dedik ya viral hastalık. Viral hastalıklara karşı elimizde güvenilir bir ilaç yok. Yani viral hastalıkları yok eden sağlam bir ilaç yok. Peki ben önce nasıl korunacağım gripten? Çok basit. Bununla ilgili de bilimsel yayınlar var. Bir bilimsel yayın göstermiş. Elinizi sık sık sabunla yıkamak, sadece sık sık sabunla yıkamak gripten yüzde %70 korumanızı sağlıyor. Dedik ya grip aşısı %59 koruyordu. Grip aşısı yerine elinizi sık sık sabunla yıkayın her gün. O bile %70 koruyor. Başka e toplu mekanlara girdiğinizde lütfen Havalandırın oraları bu sadece okullarda değil metrolar Tabii. otobüsler metro gibi özellikle uçak gibi kapalı iklimlendirilen araçlarda dikkatli olun. Başka ne yapalım e, her gün mü mümkün olduğu kadar doğru besleniş mi beslenmeyi anlatacağız Hı -hı. zaten mevsim sebzeleriyle beslenin ve mümkünse herhangi bir çalışanınız öğretmenlerimiz sınıflarınızdaki çocuklar grip olduğunda izin verin gitsinler istirahat etsinler diğerlerine de bulaştırmasınlar bu son derece önemli. Eğer siz bağışıklığınızı güçlü tutarsanız grip olmazsınız merak etmeyin. Yani gripten korunmanın yolları aslında yine sizin elinizde. Bir de bir şey daha söylüyorum tabii. ben, o çok önemli. Gripten korunmak istiyorsanız sık sık grip olun efendim. Ha. Çünkü sık sık grip olursanız bağışıklık sisteminiz o virüsleri tanır ve her seferinde sizin tekrar grip olma olasılığınız azalır. O yüzden çocuklar daha sık grip olurlar. Hı -hı. Yaş ilerledikçe grip olma sıklığı azalmaya başlar. Biz de şimdi biraz da bir korkuyoruz özellikle bebeklerde. Şimdi Hı -hı. bu mevsimde başlıyor işte burun akmaları, aksırmalar, tıksırmalar. E, i̇ster istemez e, ateşi yokken de ilaç vermek istiyoruz ama ateş çıkmasın etmesin evet, diye. Evet. Herhalde o konuda da çocuğumuzun yaşına, sağlığına ve doktor kontrolünde sağlıklı bir şekilde besleyerek de çocuğumuz çok daha iyi hale getirebiliriz. Annelere özellikle vurgu yapmak gerek burada. Anneler çocukları ateşlenince çok korkuyorlar, evet. paniğe kapılıyorlar. 38 buçuğa kadar ilaç vermeden yani çocuğunuzun ateşi 38 buçuğa çıkana kadar ilaç vermeden... İşte soğuk suyla yıkayarak, sirkeyle kompres yaparak, evet. çocuğu soyarak ateşini düşürmeye çalışmak gerek. 38,5'tan sonra eğer ateş düşmüyorsa ancak ilaç kullanılmalı. Ama anneler panik oluyorlar. Daha 37,5'u bulununca eyvah çocuğum yanıyor alevler içinde deyip hemen ilaç vermek istiyorlar. O da bağışıklık sistemini zayıflatıyor. 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 Onun için mümkün olduğu kadar ateş düşürücü kullanmadan çocuklarınızı büyütmeye çalışın. 38,5'u bulmadığı sürece ateş düşürücü vermeyin. Bakın bu önemli bir kavram. Çünkü... Ateş düşürücü olarak verdiğiniz ilaçlar çocuklarda karaciğer yetmezliğine yol açabilir, ani ölümlere yol açabilir, ciddi yan etkileri vardır. Bu ilaç grubu hiç öyle masum bir ilaç grubu değildir ateş düşürücüler. Hı hı. Çok dikkatli olmak gerek. Dünyada en fazla ölüme yol açan ilaç grubu ateş düşürücü ve ağrı kesicilerdir. Bu çok önemli bir vurgu. Bir de dikkat edilmesi lazım. Alerji de yapabiliyor onu ben yaşadım. Tabii 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 kızımda. alerjik reaksiyonlar evet, çok önemli. Evet o çok, çok önemli. önemli. Şimdi fermente evet. gıda diyoruz ya... Hı hı. Nedir fermante gıda hani bilmeyenler için ee, özellikle bununla bu kış mevsiminde böyle beslenmenin önemini siz vurguluyorsunuz çünkü. Şimdi burada şunu vurgulamak gerek doğru beslenirsek hastalıklardan korunuruz. Vücudumuza doğru gıdayı vermemiz gerekir. Peki doğru beslenme nedir? Birinci kural mevsiminde besleneceksiniz. İkinci kural her zaman fermente gıda yiyeceksiniz. Probiyotik gıda. Üçüncü kural karbonhidrattan uzak duracaksınız. Hı hı. Şekerden, tatlıdan, tahıldan uzak duracaksınız. Dördüncü kural sakatatı sofranızdan eksik etmeyeceksiniz. Şimdi bu kurallara göre ben geçen haftadan hı. beri besleniyorum. Söyleyelim. Söyle 4 kilo Özge. verdim. <laughs> geçen haftadan evet. bu yana. evet. Özge'ye alkışlamak gerek. Çok teşekkür Aslında ederim Aslında çok hocam. basit bir şey yaptık. Değil Aynen. Mi? Her şeyi yedin ama evet. yanında ekmek, makarna, makarna pilav tatlı yemedin. Gluteni kestim. Karbonhidrat şey azalttım zaten şeker almıyordum hı hı. daha çok su içtim gerçekten bir şey yapmadım evet, ama evet. yani hani diyetteyim ay şunu yemeyeyim falan evet. Ve az yemedim Olmadı. Evet evet gayet güzel yedim. Hiç aç kalmadın. Tabii yedim. Süper. Özge doğrusunu yaptı. Şimdi biz ne yapacağız? Mevsim hastalıklarından, kış hastalıklarından korunacağız. Viral hastalıkları engelleyen bizim vücudumuzdaki en önemli canlılar kimler? Probiyotikler. Probiyotiklerimiz sağlam olursa virüs hastalıklarına karşı korunuruz. Bu ne demektir? Şu demektir. Aynı ortam içinde 10 kişiyiz. 2 tanesi grip olmuş. Hepimize bulaştırabilir mi? Bulaştırır. Ama peki hepimiz mi hastalanırız bulaştığı zaman? Hayır. Birkaçımız hastalanır ama diğerler hastalanmaz. İşte bundan bahsediyorum. Eğer bağışıklığınız güçlüyse siz virüste temas dahi etseniz hastalanmazsınız. Fermente gıda nedir? Ev hı. yoğurdunu görüyorsunuz. Evet. Ev turşusunu görüyorsunuz. Çok ev sirkesini ya. görüyorsunuz. Hı hı. Yoğurt. Her zaman mayalayın evinizde her zaman ev yoğurdu bulunsun. Hazır yoğurt probiyotik değildir, sizi korumaz. Ama ev yoğurdu probiyotiktir. Ev yoğurdu mayalamak dünyanın en kolay işi. Haftada bir kere iki kere sütünüzü alın, mayalayın, akşamdan bir kaşık mayayla sabaha kadar bekletin. Sabah dolabınıza koyun. Akşam işten geldiğinizde mis gibi yoğurdunuz hazır. Ev yoğurdu mayalamayı biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Bilmiyorum. Bir programda ev yoğurdu mayılamayı anlatalım. Ay evet yapalım tamam. onu. Bir programda yapalım. Ben unuttum. Çocuk bizimkiler bebek daha. Haftaya yapalım Yapalım. Tamam haftaya tamam. yapalım. Haftaya size hem ev ilk, yoğurdu ilk mayayı üretmeyi göstereceğim. Ha. Yani Bakü'deyim ben. Hocam maya bulamadım ne yapacağım? Evet. İşte ilk mayayı üretmeyi haftaya göstereceğim ve burada bir de yoğurt mayalayacağız. Süper. Bir programda da turşu kırarız. Ay evet. Turşu. Ben çok seviyorum. Gözümün nuru turşu. Kış gelince ne yapılırdı? Sonbaharda turşu kurulurdu. Tarhana çorbası ve evet. turşu hocam. Evet. Kışın, biz Ankara'dayız ya ikimiz de. Evet, ya. <laughs> Kahvaltıda bile turşu yeriz. Evet. Ne yenecek yazın? Kışın sebze yok. Doğru evet. o yıllarda, bizim büyüdüğümüz yıllarda ne yenir? Turşu, turşu yenir. Niye turşu yenir? Ev sirkesiyle kurulan turşu bir probiyotik deposudur. Hmm. Bu turşunun suyundan bir yemek kaşığı içtiğinizde onlarca milyar probiyotik almış olursunuz. Aynı şey ev sirkesi için de geçerlidir. Sirke... Tarih boyunca doktorların ilacı olmuştur. Hipokrat'ın, ee, İbn Sina'nın sirke ile tedavileri vardır. Sirke de ev turşusu da son derece önemli probiyotik kaynağıdır. Herhangi bir sebzenin turşusunu kurarsanız, biberin turşusunu kurdunuz. Hı hı. Biberin normalde olduğu faydasını onlarca kat artırmış olursunuz. Aa. Ve gribal hastalıklardan korunmanın, kış hastalıklarından korunmanın en kıymetli yolu, Sürekli bol bol ev sirkesi, ev turşusu ve ev yoğurt tüketmektir. Yani fermente beslenmek. Peki bu şey olur ya e, tuz aman tuz olur, hmm. turşu yeme hmm. çok tuzlu hmm. falan derler. Ver, ver. Ee, o, Onun o... da yolu ev turşusu kurmak kurmakta Özgeciğim. Hmm. Kurarken tuzu az koyarız, sirkeyi fazla koyarız dayansın hmm. diye. O zaman az tuzlu bir turşu üretebiliriz kendimize. Ama hazır turşular değil, hazır turşularda koruyucu madde var. Şimdi şunu açıklayacağım, ee, anlayacaksınız. Hazır turşuyu aldığınız zaman üzeri küfleniyor mu? Asla küflenmez. Hmm. Asla küflenmez. Neden? Çünkü içinde koruyucu madde var. Uzun süre dayansın diye. Hı hı. Ama ben evde turşu mayaladığım zaman, turşu kurduğum zaman ya da annemin turşusunun üstü küflenir. küflenir. Annem ona "Barlanır derdi. Doğru. O küfü atılır, öyle tüketilir." Doğru. İşte küflenmesi bile gıdanın doğru gıda olduğunu gösterir. Çünkü gıda canlı bir şeydir. Hı hı. Canlıların hepsi bozulur. Ben bozuluyorum. Tabii. Yaşlanıyorum, vücudum eskiyor. Turşu da bozulur. Dolayısıyla bozulmayan gıdadan korkun lütfen bu son derece önemli ve kereviz. Kerevizden bahsedeyim size. Şimdi niye kerevizden bahsedeceğim? Bu arada çok bir moda oldu kereviz sapı sabahları. Bızıt. Evet 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 kereviz Hiç çok şifalı bir, yani. bir bitki tıbbi Hı -hı. bitki. Kerevizin bizim için özelliği önemi şu. Şimdi bu kereviz kışın güneş görmeden şu üç dal yeşil yaprağı dışarıya vererek toprağın altında eksi on derece soğukta kocaman bir yumru büyütüyor. Bu yumruyu büyütürken bünyesinde e, kışa dayanmasını soğuğa dayanmasını sağlayan maddeler üretiyor ve bu kereviz ben yediğim zaman bu maddeleri bana da veriyor. Yani ben kışın kereviz yediğimde vücuduma soğuğa dayanmayı öğretiyorum. Kış hastalıklarına dayanmayı öğretiyorum. Kış hastalıklarından korunuyorum. Bunun tam tersini de domates yapıyor. Yazın 40 derece sıcakta güneşin altında incecik bir dalın ucunda kocaman bir domates büyütüyor. Yazında domates yediğim zaman ben sıcağa karşı, yaz hastalıklarına karşı korunmayı öğreniyorum. Nitekim biz hastalarımıza yaz alerjisi, güneş alerjisi olan hastalarımıza domates tavsiye ederiz. Kerevizi de yüksek tansiyon hastalarına tavsiye ederiz. Hmm. Kereviz bir detoks sebzesidir. Hem de mide bağırsak kanserlerinden koruyucudur. Yani kışın kereviz yemelisiniz, yazın domates, domates yemelisiniz. Kışın gidip de domates, biber alırsanız manavdan bilin ki vücudunuza yanlış sinyaller veriyorsunuz. Vücudunuz kış hastalıklarına karşı korunaksız hale geçiyor. Olayı modern tıbbın mantığıyla, kendi modern tıp diyen kimyasal tıp palyatif tedavi veriyor ya, başım evet. ağrıyor ağrı kesici. Evet. E, virüs hastalıkları antiviral ilaç. Hayır. Öyle bir şey değil. Siz doğru beslenirseniz, bağışıklığınızı güçlü tutarsanız hiç merak etmeyin. Kereviz de sizi kış hastalıklarından koruyacaktır, sirke de koruyacaktır, turşu da koruyacaktır. Onun için doğru beslenme son derece kıymetli bizim için. Şimdi e, bir de çok güzel böyle bir e, kürümüz var. bağışıklığımızı destekleyecek evet. bir türümüz var ama şey sormak istiyorum. <laughs> hani Bu sabahları atıyorum işte doğru organik elma sirkesi işte yarım bardak suya Hı -hı. işte bir tatlı kaşığı eğer midende problem yoksa içiyorsun İşte hem bir probiyotik sağlıyor hem vücudunu çalıştırıyor. Doğru. Doğru mu? Doğru ama bunu sadece sabah aç karnı diye yapmamak gerek. Hı. Bunu sürekli gün içinde yapmak gerek. Ben hastalarıma bir kahve fincanı yani şu bardağın yarısı Hı. kadar düşünün bir kahve fincanı sirkeyi her gün tüketin diyorum. Ha. Suyun Salata içinde da... sulandırarak salatalarda, Doğru. turşunun içinde her yerde sirke Hı. tüketmek gerekir. Anladım. Çorbanın üzerinde, bak az önce unuttuk, atladık Özgeciğim. Paça çorbası, Aa, kemik evet. suyu. Kışın vazgeçilmez gıda. Eğer paça çorbası ve kemik suyu içiyorsanız sağlıklı yaşarsınız. Hocam, sarımsak da olsun. Eskiden zaten öyle yapılmaz mıydı hasta Değil mi? Önce? tabii. Hemen tabii. bir paça ya da işkembe üzerine bol sirke, sarımsak. Ondan sonra bir de yat terle. Hı hı. Niye? Annem anlatır. Isıyı yükseltiyorsun. Tabii annem anlatır. O e, çocukken anneannem Allah rahmet eylesin biz diyor hasta olduğumuzda annem bana soğan yedirirdi. Evet. Kuru soğan yedirirdi. Niye? Böyle ağzımdan burnumdan akardı. Evet. Ama iyileşirdim diyor. Evet, evet çiğ evet. soğan yedirirmiş. Ne içeriyor içinde? İki tane önemli madde var. Bir C vitamini. Hmm. Kuru soğanın içindeki C vitamini her bir kuru soğanda aynı boyuttaki 6-7 tane portakaldan daha fazladır. 2 hmm. İki polisakkarit dediğimiz yapılar bağışıklığı güçlendirir. Hem bağışıklığı güçlendiriyorsunuz, sen de çok güçlü antioksidan olan C vitamini evet, veriyorsunuz. Evet, Doktorlarınız size grip olduğunuzda C vitamini tavsiye etmiyor mu? Doğru. Mı? Siz doğru. soğan alıyorsunuz. Soğan yiyelim ya. Rahmetli işi biliyormuş. Allah rahmet eylesin. Işıklar için de olsun. Öyle. <laughs> Şimdi çayımıza geçelim. Çayımıza geçelim. Çok önemli 3 tane bitki kullanacağız. Yeşil çayımız var. Bir tatlı Hı -hı. kaşığı kadar koyuyorum. Meyan kökümüz var. Şöyle bir çubuk meyan, meyan kökü koyuyorum. Öreyimle. Önemli ama evet. ikisi de bizim kuvvetli tıbbi bitkilerimiz. Yan etkileri nedir? İkisi de çarpıntı yapabilir. Kalp damar hastaları, kalp damar ilacı kullanan hastalar bu iki bitki dikkatli kullanmalı. İlaç etkileşimleri yapabilir, Ay, ıhlamur, tansiyonu yükseltebilir, ıhlamur. ıhlamur. Evet. Çocukluğumda iki tane ıhlamur ağacımız vardı kırık karede. Bir de sıcak su rica ediyorum özgeçmiş senden. Bunun üzerine yani. ben şöyle bir portakal, e, özür dilerim limon kabuğu kesiyorum. Bir limon kabuğu şöyle koyuyorum. Oo. Demlenmeye bırakıyorum. Aynı zamanda da çok güzel bir güzel aroması oldu. olacak. Mis gibi o kokan de limonen dediğimiz madde. Limondan. Limonun yani. uçucu yağı. Çok güçlü anti kanserojendir, Bağışıklığı hmm. güçlendirir. Yaklaşık bir 5 ila 10 dakika demlenmeye bırakacağız. Ee, arkadaşlar ne kadar da güzel bir ekran yapmışlar. Ellerinize sağlık. Değil mi? Çok hoş olmuş. Çok güzel oldu gerçekten. <laughs> Mevsimine de uygun olmuş. Ihlamurumuz var, yeşil çayımız var, meyan kökümüz var. Hı hı. Bir limonun kabuklarını şöyle soyduk koyduk içine ve soğuduktan sonra da bu limonu içine sıkacağız. Yani 5 dakika demlendireceğiz. Demlendikten sonra bu limonu içine sıkacağız. Böylece ne olacak? Biz çok sıcak bir çay içmemiş olacağız. Gripte çok sıcak çayları tavsiye etmiyorum. Farancitte çok sıcak çayları tavsiye etmiyorum. Böyle bir hafif <laughs> olmaya başladığımızda. Evet. Ilık da. içmekte fayda var. Hmm. Ilık içmekte fayda var. Limon suyunu da eklediğimizde ılık ılık içmiş olacağız ve son derece faydalı bir çay olacak. Meyan kökü ve yeşil çayda damar hastalıklarında dikkat diyoruz. Hem ilaç kullananlar hem de Kalp damar hastası olup da ilaç kullanmasa bile problemi olanlar bu iki bitkiye dikkat etmeli. Bir taraftan da tabii ki şimdi e, siz onu söylüyorsunuz. Bağışıklık sistemini güçlendirin, fermente gıdalar e, mutlaka yanınızda olsun. Bulunduğunuz yeri sık sık havalandırın diye ama e, biz böyle hani ateşimiz çıkmadıkça ya da e, yine de böyle hafif ne derler paçavra hastalığı Hı. derler Hı. ya Bravo. bir de buna. Evet. İnsanı cık... Aynen aynen. <laughs> yine de işte ben geliyorum yayınımı yapmaya devam ediyorum. Evet. Ateşim de olsa burnumda da aksa sesim de çıkmasa ya da insanlar gidip çalışıyorlar. Ya ben Doğru. birazcık kendimi kötü hissediyorum, istirahat etmem lazım. Diyemiyorsun böyle. Maalesef olur aslında öyle olmalı. Hı. İstirahat edilmeli çünkü hastayken çalışan her kişi iş yerindeki diğer insanlara da hastalığı bulaştıracak. Evet, evet. Dolayısıyla aslında iş verimi olarak ba da baktığımızda işveren için hasta olana izin vermek daha verimli bir şey. E, şunun altını çizmek Hı. lazım. Önceden ben hatırlıyorum çocukluğumda farklı kamu spotları olurdu. İşte Aksırırken, tıksırırken, işte kolumuzla hmm, yüzümüzü kapatmak hmm. gibi, yine ellerimizi yıkamak gibi farklı farklı. Ee, biz buna artık yine böyle bir yayıldık çok dikkat etmiyoruz dışarıda evet, herhalde. Evet. Diğer Ve bunun sahip olmak da çok evet, önemli. bunun da çok ciddi geri dönüşleri olabiliyor doğru, insan doğru, için. Doğru. Öyle değil mi? E, temel kurallar bunlar. Bize ilkokulda bile bunlar öğretilirdi, değil mi? İşte ilkokul öğretmenimizi onun için unutamıyoruz. Çünkü biz ilkokuldayken ilkokul öğretmenimiz bize yaşamı öğretiyordu. Sadece Hı. okulda matematik okutmuyordu bize, okuma yazmayı okutmuyordu. Aynı zamanda el nasıl yıkanır, kişisel hijyen nedir, nasıl tertipli olunur, diğer insanlara nasıl saygılı olur onu gösteriyordu. Hasta insanın da yine diğer insanlara saygılı olmayı hatırlaması gerekiyor Özge katılıyorum. Yani hapşırırken burnumuzu elimizle kapatmalıyız. Yanımızda sürekli mendil taşımalıyız. Hasta olmasak bile mendil taşımalıyız. Bütün bunlar ilkokulda öğrenilen şeyler. Öyle. Onun için ilkokul öğretmenlerinin yeri doldurulamaz. Kıymeti çok büyük. Bir de şu zencefil, evet. özellikle karanfil, Hı -hı. E, bir taraftan da adaçayı. Evet. Çok önemli. Bizim gripte en çok kullandığımız bitkiler bunlar. Hı -hı. Özellikle zencefilden çok büyük fayda görürüz. Karanfil, yeşil çay antimikrobiyaldir. O yüzden kullanıyoruz bunları. Bağışıklığı desteklemeyen kökü o yüzden kullanıyoruz. Ada çayı. Bizim bir ülkemiz bir ada çayı cenneti. Evet. E, ada çayını bu yüzden kullanıyoruz. Ihlamur aynı şekilde bir ıhlamur cennetiyiz. Bunların hepsi bizim ülkemizde, yöremizde bulunan bitkilerimiz. Bunları bol bol tüketin. Kışın sofranızdan eksik etmeyin. Niye lokantalarda, kasada karanfil bulunur? Aa, evet. Sadece koku için değil. Lokantada yemeğinizi yemişsiniz. Evet koku gidericidir ama aynı zamanda antimikrobiyaldir. Atarsınız ağzınıza iki tane. Bakterileri, zararlı bakterileri, hastalık yapan bakterileri yok eder. Onun için... Her zaman sofranızda bunlar bulunsun. Balık çok önemli. Tam Hı. balık mevsimindeyiz. Balığı bol bol tüketmek gerekir. Her gün önünüzde bir kemik suyuna yapılmış bir çorba olsun lütfen. Ya paça çorbası ya da kemik suyuna bir çorba. Her gün muhakkak bir kase içmek gerek. Her gün en az bir porsiyon turşu yemek gerek. Her gün en az bir porsiyon ev yoğurdu yemek gerek. Günde bir fincan sirkeyi değişik zamanlara tüketerek, dağıtarak tüketmek gerek. Balığı haftada iki ya da üç kez bol bol yemek gerek. Bizim en kıymetli balıklarımız hamsi, sardalya, istavrit. Tabii ki lüfer de çok kıymetli ama bu hamsi, sardalya, istavrit gibi balıklar çiftlikte yetişmiyor. Deniz balığı ve bol bol omega 3 içeriyorlar. Bunları bol bol tüketmek gerek. Aynı zamanda da mevsimi olduğu için ucuz balıklar bunlar. E, paçayı, kemiği zaten para değil. Onları hı hı. muhakkak bol bol tüketin. Mevsim sebzeleriyle beslenin. Hiçbir zaman mevsim sebzesi dışında sebze yemeyin. Ama hocam ben yazdan domatesi konserve yaptım olmaz mı? Tabii ki olur. olur. Yazdan kuruttuğunuz, yazdan konserve yaptığınız her türlü ürünü tüketebilirsiniz. Ama gidip de kışın tazesini almayın. Kışın aldığınız domates, biber hormon ve tarım ilacı doludur. Çocuğunuza ben bir bardak dolusu tarım ilacı veriyorum. Al bunu içir. Çok faydalı desem içirir misiniz? İşte kışın yedirdiğiniz domates, biberde aynen bir bardak tarım ilacı gibi sakın sakın çocuklarınıza kışın domates, biber, yaz sebzesi yedirmeyi. Şimdi bu çok güzel yine hem tariflerle hem söylediklerinizle harika bilgiler oldu. Ama istiyorum ki çünkü biz öyle daha da güzel anlıyoruz böyle tek tek madde madde bize Hı -hı. anlatın Hı -hı. güçlü bağışıklık için altın önerilerinizi bizimle paylaşın. Peki. Hay hay. Efendim, bağışıklığınızı korumak, güçlendirmek ve gripten kış hastalıklarından korunmak sizin elinizde. Çok basit birkaç yöntemle bunu yapabilirsiniz. Bir kere kişisel hijyene dikkat edin, sık sık ellerinizi sabunla yıkayın. Beslenmede ne yapacağım ben? Beslenmede çok basit kurallarımız var. Bir, lütfen mevsim sebzeleriyle beslenin. Mevsim sebzeleri haricinde sebze tüketmeyin. İki, D vitamininizi yüksek tutun. Aile hekiminize başvurun. D vitamini seviyesinin 80 ila 150 arasında olmasını tavsiye ediyoruz. D vitamini kış hastalıklarından koruyan hatta tüm hastalıklardan koruyan vitamindir. 3. Bol bol paça çorbası için, kemik suyu için hiçbir zaman sakatatları sofranızdan eksik etmeyin. Her gün bir kase ya paça çorbası ya da kemik suyuna yapılmış bir çorba olsun sofranızda sizi koruyacaktır. Mevsimine geldik. Dördüncü maddemiz bol bol balık tüketin. Balığı sofranızdan eksik etmeyin. Özellikle de hamsi, sardalya ve istavrit ama kızartmadan tüketin. Buğulama, fırında her türlü yöntem olabilir ama kızartma sakın ha sakın uygulamayın. Ve tabii ki son maddemiz fermente gıda tüketin. Yani bol turşu, yoğurt ve sirke tüketin ama bunların hepsini evinizde kendiniz yapın. Hazırlarından bir fayda göremezsiniz. Sağlığınızı korumak sizin elinizde. Şifa olsun efendim. Yine bu pazar harika şeyler öğrendik hocam. Gelecek hafta eksi 4 kiloyla. <laughs> <laughs> 4-4 gideceğiz diyorsun Dört 4-4 gideceğim hocam. Artık 4-4'lük çalışmaya 16. karar verdim. 16. programda Özge yok ortada. Tamamen yok oldu. Daha <laughs> yok. yok biliyorum bir, bir yere kadar ben tabii, tabii. öyle çok zayıf Vücut doğru kiloda duruyor. Zor. Evet evet. Vücut kendi kilosunu biliyor ve duruyor. değil bunun adı yaşam ve tarzı. Ve fazlalığı da atıyor, atıyor. aslında. Rahat evet. atıyor üzerindeki evet, evet. fazlalığı. Çok teşekkür ediyorum. Rica ee, Ümit ben Hoca beni kurtarmak için geldi aslında <laughs> buraya diye. Ee, harika bir gün, e, harika bir hafta geçirmenizi diliyoruz. Biz gelecek hafta sevgili Ümit Aktaş'la birlikte yine şifa olsun diyeceğiz. Onun bilgilerinden yararlanacağız. Ve tabii ki konuklarımız da olacak her hafta sonu olduğu gibi. Bugün öğretmenler günü. Ben de ilkokuldan şimdiye dek bana emek vermiş bütün ustalarımın, öğretmenleri öğretmenlerimin öğretmenler gününü kutluyorum ve size sevgilerimi gönderiyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Her zaman olduğu gibi kapatıyoruz programı. Unutmayın, rüyalarınızın gerçekleşmesi için önce uyanmanız gerekir. Umarım bu sabahta bizimle uyandınız efendim. Hoşça kalın.